hoş geldiniz. E, BNB ile alakalı konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Cloud Tech Group'un arkadaşlar CEO'su Kevin He bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu bu açıklamada BNB'nin aslında 1000 dolara yükseleceğini öngördüğünü ve bu durumun 2030 yılına kadar olduğunu söyledi. Şimdi ben bunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Daha önce de bu konuya çok kısa değindik. Tabii ki işte öyle CEOlar piyasada resmi olarak adı geçen kişiler yani vesaire vesaire arkadaşlar tabii ki hep bu tarz yorumlar yaparlar. Yani en minimalini söylerler. Adam der ki şu amacı güder, şu kar güder. Ya der ben öyle bir tarih öyle bir fiyat vereyim ki garantinin garantisi olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani politik davranırlar ki onlara da hak veriyorum. Politik davranmak zorundalar. Çünkü piyasaya yön veren insanlar, piyasaya şey yapan insanlar. E yarın öbür gün farklı bir şey olduğunda insanlar der ki hani böyle olacaktı işte ee, bilmem ne. Hani tepki toplar. O yüzden bu tepkileri çekmemek için tabii ki böyle hareketler yapıyorlar. E, ama biz CEO olmadığımız için böyle bir derdimiz yok arkadaşlar. E, şimdi BNB 2030 yılına kadar mı 1000 dolar olur? Bir kere. Ee, ben açık bir görüş belirteyim burada. Ben BNB'nin e, bir sonraki boğada açıkçası 1000 e, dolar e, olar, olur mu zannetmiyorum. Ama bir 700-800 dolarını ben BNB'nin rahat rahat e, görüyorum arkadaşlar. 700-800 Daha doğrusu 700-800 dolarlara tutunma görüyorum. 1000 dolarları da tabii ki iğneyle yoklayabilir. Ama e, şeyden bahsetmiyorum. Yani örneğin 1000 dolarlara işte... <laughs> Tutundu, e, akümülasyon yaptı gibi değil. 1000 dolarlara iğneyi verir örneğin. E, bu pozisyonlarda işte ne yapar? 600'lü dolarlarda akümülasyon yapıp yine yükselişe çıkar arkadaşlar. Şöyle bir e, dönem üzere 600'den 1000'e doğru hareket yapıp iğne bırakır. Yani ATH bırakacaktır ama akümülasyon yapamayacaktır arkadaşlar. Uzun lafın kısası bir dahaki e, boğa sezonu içerisinde yani 2023'te başlayıp Halving'i de kapsayacak 2024'ü de kapsayacak bu e, mega boğa içerisinde. Ben şahsen BNB'nin rahat rahat 1000 doları görebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, bunu da açık söyleyeyim yok öyle 2030 bilmem ne işte yok falan filan öyle bir şey düşünmüyorum. Uzun vadede de ben BNB'yi çok iyi buluyorum. Çünkü Binance'ın coin'i yani zaten borsa token'larını e, nasıl bir durumda olduğunu ne kadar İleri vaatlerde bulunduğunu bu kanalda çok konuşuyoruz. BNB de bunların başında. Borsa coinleri kategorisinin güvenli limanı diyebiliriz arkadaşlar. Adamlar zaten sık sık yakım yapıyorlar. Hatta geçenlerde 24. olması lazım yakım yapıldı arkadaşlar. Ve ciddi bunlar elle tutulur yakımlar yani. Anlatabiliyor muyum? Milyon dolarlık yakımlar gerçekleşiyor her partide sevgili arkadaşlar. Arzın tamamının da yarısını yakma zaten e, şeyleri var hedefleri var o yüzden uzun vadede piyasada rahat rahat tutulmuş ve e, yükselişini kripto piyasasıyla sürdürecek bir coin olduğunu bir an söyleyebilirim arkadaşlar alternatif arayanlara alternatif arayanlara bakın FTT bence FTT'nin biraz daha bu hususta e, bilinmesi gerektiğini düşünüyorum yani FTX'in token'ı Bakın FTX'in coin'i arkadaşlar ee, ve ne yazık ki küçük yatırımcı hala bu coin'i bilir durumda değil. Ee, Ethereum balinaları arasında, Ethereum balinalarının cüzdanlarındaki ilk 5'ten, bakın ilk 5'ten düşmüyor ama küçük yatırımcı da bilmiyor. <laughs> anlatabiliyor muyum? Yani tam böyle e, çok ciddi karlar getirecek bir coin'in pozisyonu anlatabiliyor muyum? haricinde KCS var mesela KuCoin'in. Yani borsa coinleri iyidir. BNB alternatifte de FTT'dir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.